Şimdi yani son bilgiyi vereyim, hatta özetleyeyim ki nokta konusunu. Yani şu anda soruşturmanın gidişatı ile ilgili ve en büyük şüphe duyulan senaryoyu size söyleyeceğim. Baştan anlatıyorum. Olay nasıl oluyor? Yani ne görmüş olabilir narin kızımız? Ne görmüş olabilir? Yani görmemesi gereken. Ve sonra başına ne geldi? Bir, o gün Kur'an kursuna gidiyor her zamanki gibi ve o gün işte Kur'an kursundan erken çıkıyor. Bakın, erken çıkıyor. Ve evine gidiyor. Yani vaktinden daha erken evine gidiyor. Olmaması gereken bir saatte evine gidiyor. Ve işte orada görmemesi gereken mevzuyu görüyor. İşte bugün ortaya çıkan en büyük iddia ne? Amcası ve iki yengesini beraber ilişkiye girerken, üçlü bir ilişkiden bahsediyoruz, görüyor. Yani şimdi şundan diyorum, iddiaları daha netleştirelim. Şimdi sevgili seyirciler, yani Memduh abi, senin de demin söylediğin gibi bir küçük kız çocuğu 8 yaşında, yani çakraları açık, ağzı açık. Herhangi bir cephanelik ya da bir silah gördüğünde mi babama söyleyeceğim diye konuşur, ifadelerde çıkıyor ortaya. Yoksa ya babası da o sırada yok bu arada. Babası da yok köyde. Babasının olmadığı bir ortamda gördüğü daha farklı bir şey annesininle ilgili. Gördüğünde mi babama söyleyeceğim der. İşte burası soru işareti. Yani cephanelik kısmı biraz maalesef bana göre yani düşüyor aşağıya. Yani o kız belki anlamaz bile bir tane silah görse ne olduğunu, ama bir cinsel bir şey gördüğü anda hele ki annesi karşısında, amcası Ha, karşısında. silahı görse anlar ama cephaneye anlatması yoktu. Çünkü silahtan sadece silah yok orada galiba. Başka mühimmatlar da var. Ama yine de orada kritik cümle şu: babama söyleyeceğim. Yani Tabii işte o babama babası söyleyeceğim da dediği onları söylemez babasına. Onları ne diyecek babasına? evet, Yani yani bu silahla ilgili bir şey niye, yani o belki görür, belki orada Allah babasını aşkına. ilgilendiren, aileyi ilgilendiren bir tek şey var. Eğer tabii iddia gerçekleşecekse, ki öyle görünüyor, o kızın gördüğü şey büyük ihtimalle zaman zaman televizyonlarda bile, büyük ihtimalle artık 8 yaşında bir kız çocuğu belki de bazı platformlara girebiliyordur, giriyordur, girmiştir, olabilir yani. Ve bir Abi de tabii git. oradaki evlerde insanlar hep beraber yaşarlar. Anasını babasını bile zaman zaman belki de görmüş olabilir bazı durumlarda. Annesini başkasıyla, amcasıyla hem de yengesi de var yani. Yani Dallas'ta böyle şey görmemiştik biz mesela. Abi Dallas'ı geçtik, neyse, bu şimdi başka bir örnek vereceğim, neyse, ilginç. Abi şimdi işin en böyle tüylerimizi diken diken eden tarafı da şu, sevgili seyirciler. Tabii sonra şimdi olayı görüyor ya. Bir gün sonra, aradan bir gün geçiyor. Şimdi olayı Narin gördü. İşte kendi annesi ve işte amcası ve yengesi aynı zamanda. Yani üç erkek kardeşin, yani iki erkek kardeşin eşleriyle amcanın Eşleriyle. beraber olması durumunu gördü. Yani iddialar çerçevesinde söylüyorum tabii, gördü. Ve ondan sonra da olayı gördükten bir gün sonra, hemen olay anında ölüm olmuyor. Bir gün Evet, sonra iyi. amcası Nari'nin 18 yaşından küçük olan abilerinden bir tanesi var. O Enes, işte adı konuşuyor, Enes. Evet. Enes'i çağırıyor. Ve diyor ki kızı öldüreceksin. Ve hatta iki tane de yanında arkadaşı var Enes'in. Yalnız da değil yani. O da ilginç. O iki arkadaş nerede mesela? Şey geçmiş, iki kişi var Buraları yani. çok önemli. Buraları çok önemli ve birileri bunları belli ki anlatmış ve birileri bunları senin de benim de güvendiğimiz gazetecilere sızdırmış. Evet. Şimdi benim abi içimi cız eden nokta şu. Gene diyorum, iddialar çerçevesinde. Ben size bütün iddiaları şu anda aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu iddianameye geçen ifadelerden aldığımız bilgiler gibi konulardan. Ve burası ilginç. Bir gün sonra, işte gerçekten burada insan biraz duygulanıyor yani, üzülüyor. Bir gün sonra kız yine Kur'an kursundan geliyor sevgili seyirciler. Narin Kur'an kursundan geliyor. Ve işte iddialara göre annesi diyor ki, abini görmemiştin uzun zamandır. Abin işten geldi, ki hakikaten abisi de köyün dışında bir yerde çalışıyormuş bu arada, o Enes. Abin işten geldi. Şu an ahırda seni bekliyor diyor annesi. Öz anne. Git bir ahıra diyor. Kızcağız da yazık işte. Abisini göreceğim diye ahıra doğru gidiyor.
abisi hocam diye. Ama o sırada işte abisi ahırda kendisini yani Narin'i boğarak öldürüyor. Şimdi, tek başına mı yoksa yanındaki başka arkadaşlarıyla beraber mi yaptılar bu işi? Onu da bilmiyoruz. Ama bunlar belli ki bir senaryo değil. Belli ki bunları birileri, yaşayan birileri, olayın faillerinden birileri büyük ihtimalle bunları yargıya galiba bir yerlerde anlatmış bunları. Bunlar büyük ihtimalle yarın öbür gün zabıtlarda da çıkabilir, ifadelerde de çıkabilir. Yani büyük ihtimalle çıkabilir. Bu kadar net şekilde haberleştirilemezdi Akşel'de. Evet ya, yani bunlar gelen bilgiler. Tabii daha da bilgi verebilirim tabii Memdu abi ya. Ufak ufak şeyleri. O iki çocuk yok değil mi? İki arkadaşı yok değil mi? Arabada, evet, abi, arabada olduğunu görmüşler. Evet, iki arkadaşın orada olduğu görüyor. Hatta şeyde bile şimdi kızı öldürüyor. Ondan sonra kızın işte Narin'in ölüsünü bedenini amca alıyor. İşte oradan sonra araba olayı başlıyor. Arabayı alıyor. Arabanın ön koltuğuna koyuyor. Evet, ön koltuğuna alıyor. Peki o Nevzat da ön koltuktan bahsediyor. Evet, ön koltuğuna koyuyor. O da söylemişti. Tabii büyük ihtimalle arkasında da... neden ön koltuğa koyuyor Ferit? Neden arka koltuğa koymuyor da ön koltuğa koyuyor? İşte çok güzel bir soru abi. Orada benim şüphelendiğim nokta şu ki arkada büyük ihtimalle oğlu ve o iki çocuk olabilir. Yani oğlu ve iki, üç kişi yani. Arka dolu demek ki yani. Bunu bizlerin aklımıza geleni dedektiflerin aklına gelmeme ihtimali sıfır. Onlar daha detaylı düşünürler. Bizden çok daha detaylı, evet, düşünürler. Abi sonra abi iddia anlamda söylüyorum. Sonra işte Narin'i artık götürüyorlar. Arabada Narin'in ağzından o bir şey, bir sıvı çıkmış. Ona bir ölüm suyu. Ağzından akmış olur. Burnundan kan gelmiş olabilir. Kan da gelmiş. Kan da gelmiş. Kulaklarından bile gelebilir kan ya. O da var iddialarda. Ve bir yerde benzinliğe giriyor. Bak dikkat et şey. Amca. Bu araç benzinliğe giriyor. Ve oradan işte bir kolonya. Hatta girmeden önce de çocukları bırakıyor. Çünkü orada boş araba. Çocukları bırakıyor şeye girmesinler diye, büyük ihtimalle kameraya falan diye. Ondan sonra da benzinlikten kolonyalı mendil tarzı bir şey alıyor büyük ihtimalle. Onu da niye alır? İşte o su aktı, şey oldu, kan aktı, temizlemek için büyük ihtimalle arabayı. Ya soğuk kanına bakar mısınız ya? Ya gerçekten inanılmaz. Yani bunu yapan eğer Memdu abi, bu iddialar doğruysa, şimdi birazdan konuşacağız. Gerçekten bu şahıslar araştırmalı. Ya bence başka olaylar da var. Hayır, arkalarında açık söylüyorum, bakın net söylüyorum. Emniyetten ve en azından belki de jandarmadan, asker bilmez bunu, az çavuş, üst çavuş falan pek bilmez. Jandarmada bu işi kesinlikle eğitimini almış, bu konuda uzmanlaşmış kişiler bazı akılları vermeden bunların hiçbirisi yapamazsınız. Agatha Christie romanları okuyanlar bile bu konuda hemen senin benim düşündüğümüzü düşünürler. Agatha Christie romanı okumak bana göre bir eğitimdir yani. Kesin bir eğitimdir. Yani ama bakalım. Gerçekten bu soğukkanlılık insanı ürpertiyor. Öğretiliyor. Öğretilmiş bir soğukkanlılık bu. Yani rastgele bir soğukkanlılık değil. Öğretilmiş, ezberletilmiş, çalıştırılmış. O bir gün mesela yavrucuğun ölümünden sonraki o bir gün derslerine çok iyi çalışmışlar. Telefonların kayıtlar silinmiş. Bütün ve Salim, yani amca Salim, içerideki amca telefon kayıtlarını bile reddediyor. Ya bu kadar olmaz yani. Ama birileri ona diyor ki reddet diyor. Peki ona reddet diyen birileri öyle birileri ki, öyle güçlü birileri ki, öyle yüksek nüfuz sahibi ki adam direniyor ya. Muhtar yani o da muhtar bir zaman köyde aklı başına adamlardan biri olarak kabul edilir değil mi? Böyledir yani. Bir adam tefeci. Belli ki kafası çalışıyor, para kazanıyor, cingöz, uyanık falan filan birisi. Ve buna birileri inkar et diyor. Ama dese ki ya işte bunlar, ya inkar et kardeş, inkar et. Bir süre daha inkar et. Ve tam bu aşamada Hüdapar Genel Başkanı çıkıyor. Anayasanın 4. maddesini ahmaklar diyor. Ahmağı anlatır gibi anlatayım diyor. 85 milyon insana ahmak diyor. Ekrem İmamoğlu bir tek kişiye bile demediği halde, genele böyle ortaya bir laf ettiği halde, ortaya yani kimseyi muhatap almadığı halde, ahmak dediği halde yargılandı, ceza aldı, istinaftan bekleniyor. Bu adam 85 milyonu ima ederek, bak İmamoğlu kimseye ima etmedi, ortaya bu ima ederek, milleti ima ederek ahmak dedi hepimize. Şu anda savcılıkların kapılarında yüz binlerce yurttaş olmalıydı bu adamın aleyhinde şikayeti olacak. Ama toplum da çürümek üzere. Kimse kusura bakmasın.
Yani. Evet, gerekli tepkiyi artık veremez olduk. Bundan yıllar önce yani, en azından ben kendi yani genç bir adamım ama gençliğimde diyeyim daha doğrusu 90'larda 80'lerin sonu ve 90'larda gerçekten böyle çakı gibi bir gençlik de vardı yani eylem tepki anlamında. Ama şimdi ne şimdi Mehmet abi ne sendika kaldı. Sendikalar da öyle. Herkes sanki hükümetle anlaşmış gibi sesini çıkartan kardeşim gibi. Emniyet müdürü düşün sevgili Ferit. Bir emniyet müdürü düşün. Sendikaya karşı patronun yanında yer alıyor. O patrondan nemalanmama ihtimali var mı? Şu bu demiyorum, isim vermiyorum. Örnek duyuyoruz, görüyoruz. Canlı tanık oluyoruz. Emniyet müdürleri var, bazı emniyet müdürleri. İşçi eziliyor. Perişan. Sendikalı olduğu için işinden kovulmuşlar. Bunu bütün artık sadece Türkiye'de, dünya biliyor. Normal şartlarda Ağrı'da bir emniyet müdürü çıktı. HDP'li belediyeye karşı yapıldığından dolayı mıdır nedir hareket? Ne dedi emekçilere? Sizin yanınızdayım dedi. Devam, bu sizin anayasal hakkınız. Bir emniyet müdürüne göre anayasal olan hak, direnme hakkı, bir başka emniyet müdürüne göre ise patronun yanında nemalanma hakkı. Böyle şey olmaz. Bu rezillik bu. Evet. Türkiye'yi bitirmişler kardeşim.